tipsizler. Ne? Gelin bakayım. Tamam. Efendi. Efendim. Burada durak var. Böyle aşağılara asınıyor. Durağı atmıyorum ki ben zaten. Duran oraya atıyor. Durağı atmıyorum zaten. Gel. Gel. Tamam. İnin aşağıya. Kim size arabaya binin diyor ya? Aa, çekin bakayım. Köpekleri şehir içinden alıp ormanlık yerlere atıyorlar. Köpekler insana ve hani yemek aradıkları için ve insana alışkın oldukları için en yakın yerleşim yerlerine gidiyor. Ve genelde köylü, ormanlık yerlerde köylüler yaşıyor ve onlar da hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Köpekler hayvanlara saldırmaya başlıyor. Kış gelince özellikle yemek bulamadıkları için, aç kaldıkları için. Sonra köylüler de genel olarak başvurdukları yöntem ya vuruyorlar, ya da zehirliyorlar, öldürüyorlar hayvanları. Hani işte şehir içinde köpeklere yer yok ama köyde de yok, ormanda da yok, hiçbir yerde yer yok. Evet, kanka.
Amerikan Stafford Shire'deki yavrularından bir tanesi, üçüncü. İki, diğer Amerikan Stafford Shire'deki. Ve Japon Akita, Akita da Inu, üreticisiyle beraber yüklü. Tibet Masrafı. Hakemimiz Tamas Şerke, 60 liraların Macaristan'da geldiği bizimle beraber oluyor. Evet. Pinçü. Yükür Pinçü. Şanzı, Sağlar Kaplar. Şanzı, Berke, Sinfoni. Birinci yavrumuz Kangal. Anatolian Shepherd Dog Kangal. Köpek üretmek o kadar kolay bir iş değil. Oldukça emek istiyor, seçenekli köpek, iyi bir köpek üretmek. O yüzden alkışlayan köpek üreticilerimizi. Hayvanların vatanı, milleti, dini, dili, kısacası bir kimliği yoktur. Dolayısıyla hiçbir yasa, hiçbir kanun ya da hiçbir siyasi görüş, kısacası insanoğluna ait hiçbir düzenleme ya da kavram, Tanrı'nın sessiz kulları olarak da adlandırılan ve doğaya ait olan hayvanları bağlamaz. Çünkü onlar yüce yaratıklardır ve yalnızca doğaya aittirler. Bağlı oldukları tek kanunsa doğa kanunlarıdır. Değil hayvanlar üstünde kıyım yapmak, onların üstünde hüküm sürmek, nasıl, ne koşulda ve nerede yaşayacaklarına karar vermek dahi insanoğlunun hakkı ya da haddi değildir. Dolayısıyla onlarla ilgili yapacağımız tek düzenleme ve koyacağımız yasalar sadece kendi cinsimiz olan insanın hayvanların haklarını ihlal etmesini önlemek ve insandan hayvanı korumak üzerine olmalıdır. Dünya kibirli insanoğluna ait değildir. Biz yokken onlar vardı. Yaşadığınız o binalar daha yokken o alan onların yaşam alanlarıydı. Bir hayvanın varlığını sokakta istememek gibi bir lükse sahip değiliz.
onları barınak ya da bakım evi gibi süslü kelimelerle adlandırdığınız berbat hapishanelere tıkmak ya da canlarına kastetmek hiçbirimizin hakkı ya da haddi değil. Yaşam alanımızda ya da sokağımızda bir sokak hayvanını istememek, gökyüzünde kuş, denizde balık istememek kadar saçma ve komiktir. Canları geri istiyoruz! 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 Kız, güzel kız. Güzel kız. Dün çok soğuktu ama ben dediğim gibi öyle günlerde ben özellikle ekstra geliyorum yani. Şu yokuş var, oraya girerim ben. Orada bebekler var. Yarın biraz geç saatte geleceğim. Malzemeyi biraz fazla almak için. Ha. Hesapla görüşeyim. Tamam. Fazla olsun, geç gelin. Tamam, olur. Ben hiç girmeyeyim yarın. Güzel yesinler tavuklarını. Ben cumartesi yemekle gelirim buraya. Tamam. İyi, hadi siz gidin artık o zaman. Şimdi bana hiç bakmayacaklar, tavuk oradan ya. Hani ben arada rosto falan da getiriyorum ama tavuğun yerini tutmuyor. Şimdiklerinizi hazırlayın. Çekim yasak, bilgimiz olsun. Ha, biliyoruz, biliyoruz. İçeride, içeride yasak. İçeride yasak. Tamam. Bakayım, otur, otur, otur. Otur hadi, otur bebeğim, otur, 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 aferin, aferin. Bak hemen beni belledi. Evet. Getirdim ya buraya kadar. Tasmayı takan benim. Ne oldu? Çok mu mutlu oldun? Çok mu mutlu oldun? Hadi hop, hadi gel. Yanıma geliyorsun. Evet. Sınır muhakkak 2 yıl olmalı en az idi. Bunlar alt sınırı ne yapmışlar? Okuyorum. Suçlar başlıklı. 28 A madde. Sahipli veya sahipsiz hayvanı acımasız veya zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden
ya da bu hayvanı haklı bir neden olmaksızın öldüren kişi 4 aydan 4 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Altının 4 ay. 4 ay. Orada yani, evet. Haklı sebebi de bir yerde açıklamış mı? Yani ne olabilir? Ne olabilir? En fazla ısırıyor yani hayvan başka bir şey. Ha bir de yok yani olursa kuduz olup da ısırırsa onun karşılığında da iğne oluyor neticede. Ya ısırırız diye de öldüremeyiz zaten. Yani, haklı sebep ne olabilir diye düşünmek lazım. Yani evet. Benim yaşadığım öyle bir olay var. Adam işte avcılık falan yapan bir adam. Yani tüfeği müfeği neyse işte onlardan anlamam. Hayvanın kuduz olduğundan şüphelendim diye köpeği vurmuş. Son fıkraya geçelim isterseniz uygunsa. Birinci fıkrada belirtilen suçların sahipli hayvana karşı işlenmesi halinde soruşturma yapılması hayvan sahibinin şikayetine. Bu maddede belirtilen diğer suçların işlenmesi halinde soruşturma yapılması ise bakanlık tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır ve bakanlık başvurusu muhakeme şartıdır demiş. Gerçekten benim köpek benim. Ben artık ondan kurtulmak istiyorum. Evet. Gittim bir yerde. O da sakın. Evet. Şimdi o zaman o durumda o maddeye göre ben kendimi şikayet etmezsem. Hayvan gitti. Hayvan gitti. Bunu en başta zaten olur, evet. Sahipli, hayvana sahibi şikayet bu fiilleri uygularsa ne bakanlık mı buna karar direkt verecek? Onu öyle evet, sorayım. Bakanlık başvuracakmış gerekli görürse. Olmaz yok olur. Sahip sahipsiz ayrımına da zaten küllen karşıyız. Adalet Bakanlığı'nın cezalarla ilgili tasarısı bu kadar. Yalnız şeyi ilave edelim diyoruz. Bu tecavüzü şeye almamışlar. Ceza kapsamı hala kabahat olarak görünüyor. Çok kendim için söylemiyorum. Olması lazım gelen nedir? İşte yaşam alanları yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Kız. Her şeyi yapmaya çalışıyor. Ama beyniden başka bir şey yok. O Facebook alemini böyle çizeceksiniz üstüne sakınlıkla. Kime el atsam arkasında yok. Yoklarla uğraşıyorsunuz. Yani güvenemiyorsunuz. Burada çabalayıp duruyoruz. Evet. Ölüyor. Aynı üzüntüler, aynı ahvahlar, aynı paralar harcanıyor. Bunları kabul ediyorum. Yapalım. Ama bunu çözecek şey yok işte. Var. Mehmet Bey. Senle masada uğraşan hayır, insanlar biz çözeceğiz efendim. Gayet bakın, tabii biz çözeceğiz. Biz çözeceğiz. Işık Hanım değil konu mesela. Bakın Işık Hanım 450 hayvan bakıyor. Bakın pardon 450 mevzu değil. Biliyor on binlerdir. Güzel bir yer burası değil mi? Yani şu taraf gibi her tarafı yaparsak yemyeşil olacak. Esasında daha büyük yapacaktık ama eleman bulmakta güçleniyoruz. Zaten hepsine yetişemiyoruz. Bu sene böyle olsun. Seneye de çok daha büyük alanları ekeriz. Gelecekler burada vereceğiz. Mesela bir kilo vereceğiz. 50 lira para alacağız bir kilo karşılığı. Ondan da mama alacağız bir paket. Bir yerlerden para gelmeli. Gitme lan. Çık oradan kız. Çık. Çık 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 çık. Çık. Fötürlü vatandaş ziraat yüksek mühendisi. Kimse bilmiyor ama. Beni kandırdı. Bir dönüm yer yapalım dedi Mehmet Bey. Ancak
dörtte bir dönüm yaptık. Yetişmiyor. Yeterli. Komple lavanta ekecek 9 dönüme. Hadi buyur buradan mı? Bizim planımız o. Ya 9 dönüme lavanta ekecektik de yağını çıkartıp satacaktık. Vay babam vay. Anca öyle kurtarırız. Sebzeyle olmaz yani. Kız, oğlan mısın, kız mısın? He? Ne oldu? Güzel çocuk. Tasması da varmış. Annen gelip ağladı mı seni görünce? He? Gel. Bak anladı, gel, gel. Bunlar yeni geldi 3 tane. Batıkent'te kurtarılmışlar. Millet gece çıkıyormuş sokağa, bunları kovalıyormuş taşla sopayla. Bakan kızcağız da hamile. Savlıyorlar diye. Bayağı kovalıyorlar, filmini çekmiş biliyorsunuz. Ne kadar Rus hastası var ya. Köpek avlamayıp de nasıl konuşacak? Değil mi canım? Gel. Size de örtü yapacağım. Örtü yapacağım. Güneşten korunacaksınız. Zaten hikayesi olmayan hayvan buraya gelmiyor ki. En ilginç macera fıstığınki. O çok maceralı bir köpek. Yani onun için bayağı bir mücadele verdik. Belediye aldı götürdü, yalan söylediler, biz almadık dediler. 2,5-3 ay peşini kovaladık ve bulduk hayvanı. Yani hayır Gözde. Anlatır mı onun hikayesini? Yani tam bir roman gibi, polisiye roman gibi takip ettik, izini sürdük. Bin bir türlü meşakkatle 4500 köpeğin arasında bulduk en sonunda. Yani bize yaptıkları eziyeti tahmin edemezsiniz. Sahiplendirdik. Sonra uzun süre yine köpek otelinde kaldı. Şimdi bizimle beraber yaşıyor. Bu arada bir şanssızlık geçirdi. Kaçıyor tellerden. Çoban köpekleri bunu boğuyor. Ölümden bir daha döndü. Onun için fıstığın yeri bambaşka. İnşaat. Yok kalmadı ya hiç. Buralar hep şeydi, yeşil alandı. Bu hayvanların gizlenebileceği, sığınabileceği hep ağaçlar vardı. Her şey kesildi. Yok kalmadı hiçbir şey. Kuru ekmek ve şey, su yok, bir lokma. O kabı da ben getirdim oraya. Ya su hiç olmazsa birer kap su. Hayır, su kaplarını da alıyorlar. Topluyorlar plastik. Plastik kaplara kadar topluyorlar. Hepsini. Kış günü
gözüm bir köpek yavrusuna takıldı ve yaralı falan olduğunu da gördüm böyle. Biraz tereddüt ettim ben durup durmamakta. Şöyle bir iki saniye hani durmama gibi bir eğilim bastı şimdi. Sonra dedim sen nasıl bir insansın dedim ya. Sen nasıl bir insansın diye kendime kızdım. Hemen durdum orada. Kendi kendimi yargaladım orada. İndim baktım köpek yavrusu kaybolmuş demek ki artık kış günü nereye geldi orada. Anamın rahmetli anamın verdiği bir havlu vardı. Havluyu aldık. Sardım onu. Köpek değil dedim. Bu dedim İnal Hekim. Buna böyle bakacaksın dedim. Ve iş oradan başladı abi. 2002, 2018, 16 sene. Yaklaşık 1,5 sene önceye kadar günde 1000-1500 ekmek dağıtırdım dağlarda. Daha sonra yemek hane kurduk. Mecbur kurmak zorunda kaldık. İnsan olmanın gereğini yapmak gerektiğini düşündük artık yani. Çünkü onu anlatacağım size. Aracı yol edelim isterseniz. Ben size hadi yolunuz açık olsun. Ben size duanızı okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huve lehu'l kayyum la tecidu sünnetun ve la nevim nevim ve samadem ellezi yeşe bi izni alem ma beyne eydiyim ve ma atayım. İlla bi maşa ve siyek samadu ve lefz bela yedik yüzüme ve söyleri lazim. Sıdak Allah'a lazim. Yolunuz açık olsun. Allah kaza bela vermesin. Korna'yı tanıyorlar. Korna'ya bir bakıyorlar. Sarı arabayı da görünce taksimiz geldi diyorlar. Biz onların taksisiyiz. Gel dayı gel. Kenara. Bir yıl öncesine kadar ben torna atölyem vardı. Sonra emekli olduk. Arkamızdan gelen olmayınca dedik kapatalım. Mesela yanımdaki yardımcı olan arkadaşım, o da bankada finansal işlerden sorumlu çalışıyordu Ziraat Bankası'nda. O da oradan emekli oldu. O da aşağı yukarı benden bir ay iki ay sonra işe başladı. İşte biz böyle bu işe kadar bizi bir araya getirdi. Adam burası benim tapulum oğlum, buraya dökmeyin diyor. Yani ekmemişim, bitmemişim. Böyle tapulum oğlum olsa ne olur mesela, ben şöyle yol kenarına döküyorum. Bir metre içeri yoldan. Sevenimiz de var, sevmeyenimiz de var. Dağlarda ölmüş anasını emen yavrularla yüzleştik. Ölmüş yavrusunu yiyip de diğer yavrularını yaşatmaya çalışan annelerle yüzleştik. Beyaz taşları kemik zannedip kemiren köpeklerle yüzleştik. Başka yerlere gittik böyle. 8-10 köpeği, isim vermek istemiyorum, böyle tıkmışlar koyan muhafaza altında. Bir teneke iyice döküyorlar. Güçlü olanlar onu yiyorlar. Güçsüz olanlar yanaşamıyor. Güçsüz olanlar da onların dışkısını yemeye çalışıyor. Biz bunlarla yüzleştiğimiz zaman insanlığımızdan utandık. Kişiliğimizden utandık. Haram yediğimizi fark ettik. Zulüm yaptığımızı fark ettik. Kediye, köpeğe iyilik yapmıyorum. Öyle bir şeyim yok benim. Ben kedinin, köpeğin Allah tarafından gönderilen rızkını dağıtıyorum. Ben hamallık yapıyorum. Kargoculuk yapıyorum. Ben kediye köpeğe ne zaman iyilik yapmış olurum? Kedi köpeğine kemik diyor, kemiğini ver diyor.
Eğer ben et verirsem onlara, o zaman ben iyilik yapmış olurum. Aa, burada bir tanesi. Gel. Gel kuzucuğum. Kendi çıksa daha iyi olur mu? Aa, çıkmaz. Çıkmaz o. Bence biraz daha güvense bile çıkardı. Yemek hazırla oraya. Adamın birisi yavru bırakmış. Onları doyuralım. Durduramadım adamı. Bağırdım, çağırdım ama bastı gitti. 5 miydi? 4 miydi? Yok yok, 4'tü. Ben şey diye hatırlıyorum. Bir tane daha büyük vardı. Yok sanki. Yok. Şu kadardı. Şimdi hiç gördüğünüz gibi oturuyor öyle. Yani hani neşesi kayboldu. O kurtarılma, birini sahiplenme şimdi yine ortada kalmış gibi mi hissediyor, ne hissediyor bilmiyorum ama. Gerçi seviyorlar orada. Hani şey olarak da seviyorlar. Sevgi gösteriyorlar da köpeklere. Hepsi gerçekten seviyor. Güneş. Görmeyen güneş değil mi? Evet. Mutlu. 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 Kızım. Gel, 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 gel. Gel, gel, hadi. Gel, buraya gel. Gel buraya. Mutlu. Kızım.
Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel. Gel Karamel. Gel. Gel ne haber? Gelin gelin gelin. Gel. Gel Güneş gel. Hoppa. Gel bakalım. Hadi gel. Duman. Duman. Bunlar da bizim vazgeçilmezlerimiz. Sabahleyin işe gelirken görmekten fazlasıyla mutluluk duyduğumuz ekip. Hepsinden mutlu oluyoruz ama bunlar uzun zamandır bizimle birlikte olduğu için farklı bir bağlılığımız var. Duman, ne haber? Ne haber? Karamel, hadi gel. Görmüyor mu Eser abi? Ha, görmüyor ama gelmiş iyi. Şu an mutlu oldum yani, iyiye gidiyor. Büyük bir kangalımız, kalçasında eskiyen bir kırığı var burada, yaşlı. Bu bizim zaten uzun zamandır birlikte olduğumuz bir köpek. Bu da bizimle birlikteydi. Hala biraz insana karşı çekingenliği var, o da haklı çünkü iki arka ayağını kaybetti. Dikkat edin, arka ayağı yoktu, araba hatta tır çarpmıştı. İki arka ayağını kaybetti. Çok kötü bir durumda gelmişti. Bir hayvan yaralı geldi mi onun ona moral vermek. Tedaviyi ne kadar yaparsanız yapın. Sürecin hani iyi gitmesi için ona moral vermeniz lazım. Sevgi vermeniz lazım. Yoksa öyle bir köşede hani iki arka ayağı olmadığını düşüne hayvan üzüntüden ölür yani. Onu sağlamak çok önemli. Hani o heyecanını kaybetmemesi lazım. Bu hepsi için geçerli. Bu köpeğimiz de zaten boynuna ip bağlanmıştı. Zamanla ipin küçükken bağladılar. Hayvanın büyüdükçe boynu da büyüdü. O ip öyle kalınca bu sefer orayı sıkıştırdı ve kesik oluştu. Ankara'ya gönderdiklerimden de biraz bahsedeyim. Burada bir tane tüfekle vurulan bir köpeğimiz vardı. Herkül çok çok kötüydü. Yani biz o sahneyi görünce yani röntgenini çektik. Yani çok çok kötü kırıkları vardı. Ankara'yla iletişime geçtim. Zeki Hanım var. Hayvan Kurtarma Derneği'nin başkanı. Herkül birçok ameliyat oldu. İki ayağında da his kaybı vardı. Bir tane ayağı zaten kurtaramadık. Diğer ayağında destek olsun diye şu an diğer ayağı var. Herkül. Şöyle açalım. Herkül iki ön bacağından vurulmuştu geldiğinde. Mardin'de bir kırtasiyeci vurmuş. Herkülcüğüm ne yapıyorsun oğlum? Herkülcüğüm. Anneciğim. Gel abici. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun sen? Dedişler. Gel. Kemikleri paramparça ve enfekte olduğu için toparlayamadı. Burnundan destek alarak olayı çözdü. Ön bacağının ikincisini de kestirtmedim ama herhalde sonu kesilmek olacak. Ama şu anda mutlu, huzurlu. Bizi ilgilendiren kısmı o. Peki senin çözümün nedir abi? Ne yapalım mesela böyle bir durumda? Bu köpeklerin barınağı yok mudur? Yoktur öyle bir barınak. Nerede var abi? Allah şu anda köpek barınağı yok. Yok köpek barınağı yok. Burada rehabilitasyon merkezi var. Geçici rehabilitasyon merkezi var. Burada kısırlaştırıyoruz. Tekrar aldığımız yere bırakıyoruz. Ben senin o meydandaki bütün köpekleri alırım ama aynı şekilde geri oraya bırakırım. Niye başka bir yere bırakayım? Bu sefer başka bir yerde kim şikayet ediyor? Şimdi bir insan evine zarar verdiği zaman o insan bile olsa buna müdahale edilmesi lazım. Doğru. Şimdi senin zarardan karşısın diyorsun ki pisliklerini yapıyorlar. Şimdi ben pislikleri için hayvana ne yapayım? Ne gidip diyeyim ki oraya tuvaletini yapma mı diye? Ne yapabilirim? Bir şehrin göbeğinde örnek söyleyeyim sana. İstanbul Taksim'den bahsedelim. Tamam Taksim'de git bak şu an göbeğinde yatan köpek var. Bak abi orada Maçka Parkı var. Ama sen diyorsun ki götür getirme diyorsun. Ben böyle bir şey nasıl yapayım? Ya yasa var yasa. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu var. Kanunda diyor ki. Tamam bir dakika sen beni dinlemiyorsun ki. Dinle bir cümlemi bitireyim. Şey arabası, çöp arabası üstünden geçmiş. Çek eserde. Döndür. Hocam, çöp arabası üstünden geçmiş. Bilmiyorum. Biraz al, kontrol yapın bir sesi. Parçalı mı hocam?
Aldığında bir hayvanı hiçbir şey gözün görmeden aldığında yaşayacak mı yaşamayacak mı, atlattı mı atlatmadı mı, o süreci atlatmak en zoru o. Gözünün içine bakıp yaşatmaya çalışmak. Şırnak'tan var, Çankırı'dan var. Devlet barınaklarını ziyaret edip devlet barınaklarından kötü durumdaki hayvanları alıp iyileştiriyoruz. Devlet barınaklarının durumu malum. Sokakta kendimize denk gelenler var. Otobanın kenarından ihbarlar geliyor. Kendimiz bulduklarımız var. Şu baştaki Mahsun mesela otobanda şurada, şuranın ilerisinde araba çarpmış. Yolun kenarında saatlerce yaralı kalmış. Bir kepçeci tesadüfen görmüş. O şekilde aldık. Veya kör ve yaşlıysa devlet barınaklarına bırakmıyoruz. Kesin almaya çalışıyoruz. Kör, yaşlı özellikle. Şey de var, hayvanseverler de başımıza bela. Mesela şeyi getirecektik, Herkül'ü vurulmuş. Veysel ulaşım yardımı istemiş Facebook'tan. Ben dedim ki yapma, hani biz karşılarız dedim. Ondan sonra olsun, Zeki yanmış, size yük oluyor. Hani bir kliniği 4000 lira, 3000 lira falan tutuyor dedi. Hemen oradan bir hayvansever, bunu devlet yapmalı. Siz niye oraya buraya yolluyorsunuz şeklinde bir girişimde bulunuyor. Ve Herkül bir hafta süründü. Bir hafta kaldığı için iki bacağına mal oldu. Yani bu da bir çok kötülük. Devlet yapabilse biz zaten olmayız. Devlet yapabilse ben burada ömrümü tüketmem. Devlet yapabilse iyileştirip ben onun barınağına koyarım. Gider orada severim. Gider orada bakarım. Yapmıyor ki ben böyle bir yükün altına girdim ki bu akıl işi değil. Yani şu anda yaptığımız ciddi akıl işi değil. Çok ciddi düşünmeye kalkarsak delirmekle falan sonuçlanabilir yani durum. Ancak düşünmüyoruz. Ne olacağız, nereye gideceğiz, buradan çıkarılınca ne yapacağız? Onları göz ardı ederek yaşatmaya çalışıyoruz günümüzü. Gel, gel, gel. Herkül gel mamaya. Gel anneciğim. Gel güzel oğlum, gel. Hop. Gel, gel. Gel. Şöyle güzelce mamanı ye. Tamam, tamam. Aniden niye kalktın oğlum? Tamam, tamam. Aniden kalkınca öyle oldu bacağı. Tamam, 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 tamam. Tabii biz bu bağırışlarda o kişiye beddua edebiliyoruz sadece. Başka bir şey yapamıyoruz maalesef. Vuran kişiye sadece beddua edebiliyoruz. Kanun olmadığı için. Türkiye'deki tüm siyasi partiler hiç ayrımsız yapmadan sivil toplum kuruluşları, hayvan hakları dernekleri, federasyon, konfederasyonlar da biraz da kendilerini sorgulamaları gerekiyor. Yeter artık ya, yeter! Yeter artık ya! Sapıklara hapis! Sapıklara hapis! Sapıklara
Köpek nerede? Nereye attın her köpeği? Vali, vali o görevlerle beraber belediye başkanı gitsin oraya. Yani onu da böyle böyle. Yani, Hadi gelin yolda konuşalım. Evet, yani biz sonuçta Acıgöl olayından hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Biz eğer masumların hakkını korumak için yola çıktıysak, orada bu basın açıklamasını yapıp sağlıklı bir şekilde döneceğiz. Taşkınlık olmadan gayet medeni bir şekilde basın açıklaması yapacağız. Onlar taşkınlık yapacak, biz yapmayacağız. Biz yine aynı şekilde, aynı irademizle devam. Sadece şeyi başa aldık, Nevşehir Valiliğini başa aldık. Evet, kesinlikle, doğrusu. Kesinlikle. Severlikle alakalı bir durum yok diyor. Burası reisin %90 oy aldığı yer diyor. O yüzden burayı başka bir amaçla burayı seçtiler diyor. Ha, aynı şey. Bunlar diyor oyunlar dönüyor. Burayı provokat etmek için geliyorlar diyor. Burada bize de karşı işlenen haksızlık var mı? Var. Orada bize karşı açılmış pankartlar ki bizim amacımızın öyle olmamasına rağmen bize hakarete varan pankartların açılmasına da izin verilmiş durumda şu anda. Bizim oraya gidilmemize izin verilmiyorsa onların da orada toplanmasına izin verilmeyecek. Evet, niye onlara toplanmasına? Ben de sinir olduğum şey yok. Diyor ki vali, bakın hani bize, siz kimsiniz, neyi yasaklıyorsunuz, neye geldiniz, ne durup dururken Acıgöl nedir demiyor bize. Tam tersini söylüyor. Yani siz haklısınız, biz gereken tedbirleri aldık, belediye başkanının ve oradaki ekibin burada ile ilgili hataları var. İmzaladık, soruşturmayı başlattık, kanunen yapmamız gerekenleri yaptık. Bundan sonrası için de yapacağız diyor. Ama şu anda siz oraya onlar sokmayacağız diye inat ederken, siz gireceğiz diye inat ederseniz arada çok ciddi bir infial çıkacak, çok ciddi bir olay çıkacak. Gidip orada yapmanız gerekiyordu. Ha, gerekiyordu söylüyor. Gerekiyordu. Ama birileri bunu organize etti diyor. Bir basın açıklaması burada yapalım. Akabinde basın açıklamasından sonra bu arada suç duyurusu yapılsın. Polis evimiz varmış, güzel bir sosyal tesis varmış. Oraya geçelim. Belediye başkanını da buraya çağırdılar. Yolda geliyor. Belediye başkanı da karşımıza çıksın, konuşsun. Arkadaşlar herkes canlı yayını yapsın. Belediye başkanı bir görüşme yapacak. Bir dakika. Başka bir şey yok. Ben hoş gelmedim buraya, kusura bakmayın. Peki. Hoş geldin. Makamınızı da gördüm. Peki. Seyirciler. Her zaman bekleriz. Karşısına geçin. Bir dakika. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş. Türkiye'nin temsilidir. Buradaki arkadaşlarımız 35 kişi olabilir, 40 kişi olabilir ama binlerce, 7 milyon hayvan severi temsilen buradalar ve bir dur demek için buradalar. Bugün hayvan haklarına verilen, yapılan, hayvan hakları konusunda yapılan ihlallerin yarın nasıl çocuklara, nasıl kadınımıza, nasıl masumlara döndüğünü hepimiz gördük. Bundan sonra konuşmaları bu çerçeve içinde dinlersek ve cevaplarımızı bu çerçeve içinde verirsek sevinirim. Saygılar sunuyorum. Matlerini yayınlamayalım. Bu bir özel görüşme. Yani başkanımızı da bizler rica ettik. Buraya çağırdık. Şu andan itibaren mi o zaman? İnsanın aydınlanması için. Yok şöyle, o konuşmaları siz daha sonra yani
döküp. Baba video mu çekelim? Yo, video çekmeyelim, onu demek istiyorum. Peki tamam. Ya burası peki, tamam. Şu andan itibaren çekim yapmıyoruz bizim, arkadaşlar. Bizim kurumumuz buradan bir açıklama gibi anlaşılabilir. Sayın Başkanım, yalnız şimdi... şunu bak, şunu zinhar söyleyeyim arkadaşlar, bak gerçekten. Lütfen hayvan öldürmekle ilgili itham etmek bana zul. Kesinlikle böyle bir şey yok. Şimdi görüntüler ortada. Yani bak bunu ne diyorum, kesin. Hele bir de var ya, ya o vahşice falan presleyerek. Ama görüntü var. Bak görüntü bak, diyorum ki bu hayvan var. Yaşıyor. Görüntüyü tasvip etmiyorum hanımefendi. Tamam, topladınız, ne yapıyorsunuz? Şimdi bu köpeklerin zaten biz bakıyoruz, birçoğunun kulağında küpeleri de var. Şu yaptığımız, bizim yaptığımız işlem var ya, hani bu söylediğimiz, başka belediyelerde getiriyor, Acıgöl Belediyesi'ne bırakıyor. Acıgöl'ün bir işine bırakıp gidiyor. Türkiye'nin herhal yerinde olan bir şey. Aynı işlemi biz de yapıyoruz. Biz de geliyoruz başka bir yerleşim yerine, yakın bir yere bırakıyoruz. Hepsi bu. Ben bak açıkça söylüyorum arkadaşlar, bunlar bugün Acıgöl'dedir, yarın Karapınar'dadır, ertesi gün Nevşehir'dedir, bir bakarsınız öbür hafta Hacı Bektaş'tadır. Ben olayı anlatıyorum arkadaşlar. Yani bunlar Türkiye'nin ciddi sorunları. Çözüm bulalım. Keşke bunun için Acıgöl bir başlangıç olsun. Bu konuyla ilgili haber alındığı andan itibaren bir savcılık Başkanım, şimdi biz seni yarın ziyarete gelmek istiyorum ben şahsım adına. Size olan inancım var. Geleceğim, bana yardım edeceksin. Beraber biz bu canı bulalım. Ne dersin? Vallahi buyurun gelin. Ben yanınızda arkadaşlardan tamam. Yardımcı olacakları görevlendiririm. Tamam. Tamam. Yakın bak, yakın. Gel korkma, gel gel. Elemin yere geldin, gel buraya, gel gel. Güneş. Herkül. Her zaman der ya basın, hayvan hakları savunucuları ayağa kalktı. Diğerleri niye oturuyor? İşkenceye, tecavüze karşı diğerleri niye oturuyor? Herkesin ayağa kalkması lazım.
Thank you.